Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Merhabalar diyelim ve başlayalım. Yayın Hikmet, merhaba. Merhabalar, günaydın. Erdoğan Amerika'da. Evet, bugün kulağımız orada. Kulağımız orada, gözümüz orada. Gözümüz çünkü ortak basın toplantısı da var, ikili görüşmeler de olacak. Saat farkından dolayı işte gece saatlerindeyken Amerika'da görüşmeleri vardı. Amerikalı iş adamlarıyla, sermayedarlarla, fon yöneticileriyle bir araya geldi. Net ismi var ama genel anlamda söylemiş olayım. Bir toplantı yaptı. Ardından bugün Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşecek. Türkiye saatiyle 23.10 gibi, 23.15 gibi ortak basın toplantısı öngörülüyor. Ama toplantının uzaması ihtimaline karşı daha da sarkabilir bu ortak basın toplantısı. Ama geldiğinde yayınlayacağız. Fakat Erdoğan'ın oraya giderken gitmeden önce Ankara İstanbul Havalimanı'nda yapmış olduğu açıklamalar, konuyla ilgili yorumlar, ağır dosyalarla Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğimizi net bir şekilde söyleyebiliriz. Altını çizeceğimiz meseleler var. Bunlardan bir tanesi sadece Amerika yönelik değil, o basın toplantısında Esenboğa Havalimanı'nda Avrupa Birliği'ne de yönelik açıklamaları vardı. Bu DAEŞ'lerle ilgili meseleler vardı. Trump'la görüşülecek mevzular var. Türkiye'nin anlatacağı tezler var. En kritik zamanda, en kritik görüşmelerden bir tanesi, meselenin kritik olması sadece Türkiye'nin Suriye'de yaşananlarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan nezdinde görüşmesi değil, aynı zamanda Amerika'nın içinde de kritik durumlar söz konusu. Çünkü Amerikan Başkanı Trump'ın azil sürecinin konuşulduğu günlerdeyiz. Halka açık savunmaların yapılacağı dönemde Amerikan medyası da ağırlıklı olarak bunlarla ilgileniyor. Öte yandan Erdoğan'ın bu ziyareti gerçekleşmemesi için başta FETÖ olmak üzere FETÖ ile birlikte hareket eden Amerika'daki çeşitli kurumlarda da yoğun bir kampanya vardı bu davet gerçekleşmesin diye. Ama onların hani söylemleri, onların yapmış olduğu çabalar boşa gitti, boşa çıktı. Her zaman olduğu gibi ziyaret gerçekleşiyor. Karşılıklı görüşme olacak ve ne çıkacağını birlikte göreceğiz diyerek evet, başlayalım. Gazete manşetleri de zaten bugün bununla ilgili. Erdoğan'ın Amerika'ya gitmeden önce sözleri ve koltuğundaki, elindeki dosyalarla ilgili Hikmet. Evet. Yani tabii bir teferruatlı bir şekilde ziyaretini anlattın. Zaten dünden beri de konuşuyoruz meseleyi. Bunun çok önemli bir ziyaret olduğunu dile getirdik. Hani neden bunu ekstra böyle bir şey söylüyoruz, önemli önemli diye altını çiziyoruz. O da çok basit. O da şu ki bir tarafta Suriye meselesi, yani geldiğimiz nokta tartışılırken, diğer tarafta ABD'nin iç politikası onları bağlıyor tabii. Ben bilmiyorum, görüşüm benim o. Bu azil sürecinden bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yok, çıkmayacak gibi gözüküyor. Müsaadenle burada bir virgül koy istersen. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da Korucular Hizmet İç Eğitim Semineri de konuşuyor. Tamam, gündeme ilişkin konuşur Süleyman Soylu. Bir dinleyelim Süleyman Soylu, ardından devam edeceğiz. Bu itibarla bu müessesenin devamı için, daha etkin ve verimli işlemesi için bizler de kıymetli Cumhurbaşkanımızın doğrudan talimatları ve yönlendirmesiyle pek çok adım attık. Atmaya da devam ediyoruz. Burada abuk subuk şeyler okuyorum işte. İstenmediği Amerika'ya gitti. Şöyle oldu, mektubu aldı, oradan çıktı, buradan girdi. Yani şu halimize bak, yani ben inanamıyorum bazen. Yani içimizdeki, yani şeyin dediği gibi, içimizdeki bazı İrlandalılar, bilmem neler, her neyse, İrlandalı lafı da taltif gibi kalır bunların yanında. Bunlar yaparken dünyayla mücadele halindesin. Baksana, yani bir taraftan DAEŞ'te müdahalesi, öteki taraftan PKK var, öteki taraftan işte ülke savunması ile ilgili hamleler var. ABD oradan konuşur, AB çıkar, niye Akdeniz'de petrol arıyorsun der. Yani böyle bir ortamda siyasetin, ya tartışmayalım demiyorum yani. Bugün de o çok var, yine sosyal medya gene aynı şeyleri konuşuyor, Ahmet Altan meselesini. Yani bu kadar şey konuşuyoruz ediyoruz da, dünkü Kılıçdaroğlu'nun, yani senin tamamen bağımsız bir şekilde senin akışına şey olmasın, muhalif olmasın, Kılıçdaroğlu çıkıyor, bunları konuşuyoruz ya, DAEŞ operasyon, öyle bir iç gündem oluşturmaya çalışıyor ki, hani bu kadar, hani vizyonu dar diyeceğim, vizyon değil, hani dar ve geniş diyemiyorum, o kadar saçma sapan, o kadar alakasız. Çünkü grup konuşmasından bahsediyorsun. Evet, o kadar rezil. Ağır ifadeler var. O kadar ağır ifade. Yani ne yapmaya çalışıyor? Yani şu
Ya ekonomiden bahset, anlıyoruz, tamam. Muhalefet yapıyorsun. Ortada herhangi bir anayasa değişikliği, bir KYK bir şey de yok. Bir şey çıkartman lazım. Grupta bir şey, bir hikayen olması lazım. Değil mi? Sürekli partililerini destek. Ya bu hikayeni nefret üzerine kurma. Nefret üzerine kurma. Kin üzerine kurma. Hakaret etme. Yani bütün bunlar yapılırken halimize bak ya. Mesela ben şeylerden söyleyeyim. Ne işin var burada, sen burada yok, git falan diyor Türkiye'den yani. Şeyden söyleyeyim. Saçma zaman. Konuşmanın detaylarını yazılı olarak aktarayım. Mesela Mustafa Kemal'i anlamak farklı bir şeydir demiş. Kafam beynim yandı ya. 12 Eylül askerlerinin bize öğrettiği Mustafa Kemal'i anlamıyoruz demiş. Mustafa Kemal'i bir daha beynim yandı. Gardırop Atatürkçülüğünü anlamıyoruz biz demiş. Tamam, bunlar iyi şeyler yani, hani bunları anlamıyorsanız iyi şeyler ama ne anlıyorlarmış? Benim ufaklığı haber, benim ufaklıkta bunları yazabiliyor ya. Tabii, doğru. Cumhuriyet oraya güzeldir, geleceğim. Hep biz arkadaş Mustafa olalım. Kemal demek üretim, alın teri demektir. Mustafa Kemal demek her alanda üretmek ve çalışmak demektir diyor. İyi de yani Mustafa Kemal demek her alanda üretim, açılış, yatırım falan filan İnsanlık demekse demektir. Temel atmama törenini mesela Mustafa Kemal'le nasıl bağdaştırıyorsun? Üretmemek. Üretmemeyi. Açmamak. Falan. Yani. Mustafa Kemal demek 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun kaçırdığı sanayi devrimini yakalamak demek. Hoppala. Her alanda üretmek ve çalışmak demektir. İyi de sizin bahsetmiş olduğunuz sanayi devrimi. Mustafa Kemal eşittir ve arkasından gelen bu cümlelerin tamamını AK Parti 17 yıldır yapıyor zaten. Sizin göreve geldiğiniz, getirdiğiniz ya da yetki aldığınız alanlarda bir iki yer hariç... Hiçbir şey yaptığınız yok. Üretim sıfır, kalkınma sıfır, yardım sıfır, hiç. Söylenen sözlerin tutulması vallahi sıfır, yandaşlık almış başını gidiyor. Kendiniz gibi düşünmeyenlere hayat hakkı tanımıyorsunuz. Yani söylediğinizle, söyleminizle, eyleminiz birbirini tutmuyor. Hani bu da mı Mustafa Kemalcilik ya da Kemalizm ya da Atatürkçülük? Onu da Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak yani, lazım. Huzura ihtiyaç var dedi mesela konuşmasında. Bu da beynimiz yandı. Tamam. Hani adamın derinliğine inemiyoruz ki biz abi, yüzeyde kalıyoruz. Yani adamın entelektüel derinliğine, adamın fikir böyle fışkırmasına yetişemiyoruz. Fışkırıyor çünkü fikirler. İşte bak bu ülkede... Ne kadar güzel şeyler bunlar. Bu ülkede... Aman Allah'ım yarabbim. Yani Osmanlı döneminde de, Atatürk'ün başında olduğu Cumhuriyet döneminde de, sonra gelen İsmet İnönü'nde de, sonra gelen hükümetler döneminde de, ülkede işsizlik sorunu, ondan sonra kalkınmayla ilgili hamleler... Ya da bunlarla ilgili sorunlar hep ola gelmiştir. Hala hazırda da 17 yıldır. Ya bütün ülkeler için geçer. Hepsi zaten. Bu. Bütün ülke bununla uğraşıyor. Dünya bütün dünya bununla uğraşıyor. Şehirleşme olduktan gibi. Sonra medeniyet kuruldu. Bu kesinlikle. Başladı. Şimdi diyor tarımdan ki geçtik. Huzura ihtiyaç var. Okula giden çocuğuna harçlık veremeyen bir babanın ailenin huzuru olur mu? Olmaz. Diye mesela başlamış. Doğru, olmaz. Cevap vereyim, olmaz. Ya olmaz. Çünkü aldığı asgari ücretle ay başını nasıl getireceğim diye düşünen ailenin huzuru olur mu? Olmaz. Olmaz, doğru. Doğru yani, bunlarla ilgili sorunumuz yok. Tabii, su daha şikayet oldu. İşsiz sayısı zaten. 8 milyon küsür olmuş. Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Artık yeter dememiz lazım. Ya tam hadi dedik, artık yeter. Hadi ne yapacağız sen? Ne yapacağız? Yani tamam. Bu ülkede artan nüfus... Çözüm yok ki. Ki iyi bir şey bu. Yani her ne kadar bunlar nüfus planlaması bir sürü şeyleri yapıyor diyor olsalar da şu anda Avrupa Amerika'ya karşı ordu kuralım diyor, genç nüfusu yok. Yani hamle alacak, tedbir alacak, bunlar söz konusu diyor. İyi de bunların hepsini söylemek, söylem bazında şey yapmak, evet tamam haklısınız hadi böyle yapalım, böyle yapalım da çözüm dediğin anda yok abi orası yani yok. Ya ben Murat yani güzel okuyorsun ve hakikaten yani cümle cümle okunca da farklı geliyormuş dışarıdan. Hani böyle hızlı böyle gözümle Kılıçdaroğlu yazısı okurken, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bir konuşmanın deşifresini okurken çok hızlı okuyabiliyorum. Çünkü yazıyor. Gelin tanışalım, arkadaş olalım, gelelim. Yoksulluk kötü bir şeydir. Zenginlik iyi bir şeydir. Kalkınmak çok güzeldir. Üretim çok iyidir. Hepinizi çok seviyorum. Aşk güzel, sevgi yuma. Seviyoruz. Bunları hızlı hızlı okurum böyle. Dışarıdan duyunca bir daha bunları. Yani böyle eşcinsel yaklaşılır mı kardeşim? Valla hiç kusura bakmayın. Dün tabii burada yazamamışlar. Bunu ben burada izleyiciye hatırlatayım. Yani bazı gazeteler yazdığı şeyleri yazamıyorlar şuraya. Bunu da söyleyelim. Ben yani o sert bir yazı. Yani, şunu bir ülkenin, yayınlayamıyorsun. Kendi yani. Ülkesinin Cumhurbaşkanı'na söylemiş şereften olduğu sözler. Şereften, haysiyetten giriyor. Senin ne işin var burada? Ya sen ya şöyle bu, bir şey bu de nedir var. Bu abi yani? Şöyle bir şey de var. Sonra mesela küfürbaz oluyoruz. O konuşmasında değil, biz küfürbaz falan değiliz. Yani abi, küfürbaz olan kim yani, olduğu belli. Bu ne? Ya kimseye it demiyoruz mesela. Yani öyle bir şeyimiz söz konusu değil. Evet, kimseye it demiyoruz. Basit şeyden bahsediyoruz ama
Direkt şey, demiyoruz yani. Basit diyoruz. O konuşmada mesela namus, şereften bahsettikten hemen sonra insan sözünü tutar, sözünü. Cümlesini de söyleyebildi mesela Kemal Kılıçdaroğlu. Namus sözü veriyordu ya. Yani seçimlerden hemen önce yapmış olduğu açıklamada CHP'li belediyelerin kazandığı yerlerde işten atılanlara karşısında beni bulur o belediye başkanı. Bununla ilgili bir mevzu varsa gelin beni bulun. Bizzat ben ilgilenip tekrar eski işinize kavuşacağım. Namus sözü, namus, şeref sözü şeref. Veriyorum. Nerede şimdi şeref, namus? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan işçi sayısı 6 ayda 5821. Şimdi bakalım, hani böyle geçtim bunları. Bak, bu 5821 kişinin tamamı yandaş. O şeyi şu. Yani bana şey olanlar, CHP'li olanlar gelsin demeye çalışıyor herhalde. Kabul ettim, 5821'in tamamı AK Partiliydi, yandaştı, şuydu. Temizledi onları. Bankamatikte temizledin. Evet. Eyvallah. Ama yani sana işte bak o şeyden, İsviçre'de bilmem kimi işe al diye pankart açan PKK'lıların, PKK sempatizanlarının. Mahir bilmem neydi. Mahir bilmem ne, İzmir'de. Bunu niye almıyorsun mesela? Artı diyorum sana, senin genel merkezine kadar yürüyen CHP'liler vardı. İşten atılan, görüşmek isteyenler. Beni bulsun, beni bulsun. Ya seni bulamıyorlar ki zaten. Şimdi sorsan da beni, bana gelmediniz ki, ben ama nasıl ya, şey yapayım? Ben bana gelseniz yapacaktım. Ya ben size gelecektim, niye geldiniz falan. Bunların dolayısıyla hani şimdi, bir anlam ifade etmiyor ama bizim esas burada takıldığımız, dediğim gibi yani CHP'nin elit kadrosu ve onun başında olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ülkede yapmaya çalıştığı şey bu ülkenin huzuruna dinamitlemek. Bu ülkenin gelecek umutlarını dinamitlemek, söylemleriyle, eylemleriyle, yapmış olduğu açıklamalarla hedef bu. Dolayısıyla burada şaşırmıyoruz. Aa, yani gündeme almamızın gerekçesi çok ağır ifadelerle, ki kaç tane dava kaybetti. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı. Para topladılar ya. Arkadaşlar toplandı. Adam başı 5'er binler. Çok ayıp bir şekilde. Kılıçdaroğlu küfürlerine, Kılıçdaroğlu'nun sövgülerine para yetiştirmeye çalışan bir parti ya. Yine CHP'li milletvekillerden yine 5'er bin lira daha toparlar. Ha, toparlarsın. Çünkü yani, çok ağır konuştu. Çok ağır konuştu. Yani ben şöyle söyleyeyim, yani biz siyasetçi değiliz. Ağır. Biz siyaseten toplumda bir beklentimiz, bir şey derdimiz yok değil mi? Oturup konuşuyoruz, yorumluyoruz. Zaman zaman sert topa giriyoruz. Millet, bazı kişiler böyle topa sert girince sen de kontra sert girersin. Her şeyi anlıyoruz da. Ya bunlar bir de bir tutturdular ya, İstanbul'un seçilmiş başkanı, saygı duyacaksın. Seçilmiş başkanı. Ya yıllardır bu ülkede seçilmiş bir başbakan, bir cumhurbaşkanı, hatta İstanbul Belediye Başkanlığı yapmış olan Recep Tayyip Erdoğan'a peki senin saygı duyman gerekmiyor mu? Bir makam var orada, duymuyor musun? Senin burada ne işin var, git. Efendim, bu ülkede ne işin var? Senin gitmen lazım. Şerefin olmadığı bir yerden, bir senden bahsediyorsak şereften bahs. Bak bunlar. Sonra bize diyorsun ki toplumu ötekili, herkesi kucaklayacağız. Bu ne ya? Herkesi kucaklayacağız lafının ne kadar üzerinizde saçma sapan kaldığının farkında değil misiniz? Ya adam çıkmış, bir huzur yok çünkü. Ya bu kadar böyle yani anlatamıyorum. Bu kadar ilkokul seviyesi yap çocuklarımıza hakaret olmasın. Bu kadar zeka özürlü bir şekilde bu ifadeler. Yani insanın kullanamayacağı şeyler bunlar. Şimdi şu kadar. Eğer çok para kazanırsan işte daha çok zengin olursun. Eğer yoksulluk varsa huzur kalmaz. Eğer çay koyarsan mutlu olurum gibi absürt, saçma şey üstüne koyacaksın. Konuşmalarında hiç siyaset yapıyorum diye konuşuyor. Konuşmalarında işsiz sayısından bahsediyor. Evinde şu kadar gelir olmayan huzur nasıl gelsin diyor. Bugün Sabah gazetesinin manşeti mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir manşet. Hem bunlardan dem vurup hem de yönettiğiniz belediyelerdeki insanları yoksulluğa mahkum etmek nasıl bir kafadır sormuş. CHP'den yoksulluğa büyük katkı başlığıyla. Her fırsatta yoksulluk edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin fakirliğe mahkum ettiği binlerce işçiden hiç söz etmedi diyor. Nerede örneklerini şeref, vermiş. Mesela İstanbul'da işten atılan 5831 kişi, Adana'da işten atılan 1300 kişi, İzmir'de işten atılan 1194 kişi. Ki İzmir'de yani AK Parti'den almadılar, kendi belediyelerine, işte daha önce Aziz Kocaoğlu'ndan yeni belediye başkanına Tunç Soyer'e geçer. 1194 fark etmedi. İşçi emekçiymiş yani, kendi, aç tok. Kendi şeyi. CHP ne anlarmışlar? Antalya'da işten atılan 915 kişi var. Devam ediyor bunlar da. Adana'da 2 aydır maaş alamayan işler perişan vaziyette. İzmir'de suya ve ulaşıma yapılan zam ailelerin bütçesini vurdu. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu, hani şey derler ya, gözün vazifesi görmek olduğu halde kendini görmekten acizmiş.
Hazreti Ali'ye atfen söylenir bu söz. Yani gözün vazifesi görmek olduğu halde kendini görmekten acizmiş. Yani madem böyle bir şey yapıyorsun, sözünün tutarlı, ayağının sağlam yere basmış olması için çağır mesela Ekrem İmamoğlu'nu ya İmam oğlu. Ne iş 5831 kişiyi işten attın? Ya da Tunç Soyer'i. Tunç Soyer yani 1194 kişiyi işten attın. Bak ben burada kürsülerden çıkıyorum. Namus koydum, namus ortaya diyorum, şerefimi koydum. Şeref diyorum, bunlara kesinlikle atılmayacak diyorum. İşsizlik aldı başını gidiyor. Bunlara engel olmamız lazım diyorken derken siz kalkıyorsunuz bunları yapıyorsunuz demesi lazım. Ama Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir şey tavan yapmış. Yani Sayın Murat Çiçek pişkinlik öyle bir tavan yapmış durumda ki Türkiye'de. Artık hiçbir kavramlar da içi boşalmış durumda. Sen ne dersen de. Adam üzerine koyuyorsun, bunu anlatamıyorsun. Geçenlerde galiba işte Hilal Kaplan yazmıştı. Güzel yazının son cümlesi. Bazen bir kelime insanı belki de bütün her şeyi özetlediği için hoşuna gidiyor, kalıyor akılda. Yani sen ne kadar anlatırsan anlat. Ne kadar anlatırsan anlat. Karşıdaki bu adamın anlamayacağını da biliyorum. Söylemiyoruz zaten. Bunlar işsiz meselesi, yoksulluğa katkı diye başlatılmış, tamam. Yani öyle bir pişkinlik, öyle bir yüzsüzlük var ki. Yani bugün bakıyorum birçok farklı platformlarda. Yani biz İstanbul'u yaşadığımız için İstanbul'u konuşuyorum çoğunlukla ben. Yani benim derdim, yani Türkiye derdimiz ama yaşadığımız belediyecikten bahsediyoruz. O kadar rahat diyor ki böyle huzur olacak, böyle zamlar var, böyle işsizlik falan diye konuşuyor. Yani bir bakıyorum, arkadaş adam yani inanılmaz bir şey. Ve çıkıp çok pişkin, o kadar rahat atabiliyor ki. Bana dokunan o ha. Bak Kılıçdaroğlu'nun sürekli yalan üretmesine alıştık. Biliyoruz. Üretecek yani. Söyler. Mevla'dan girer. Oradan çıkar. Ondan sonra öteki yaprak alkışlatır falan. Bu tür saçmalıkları alıştık. Yani bunu çok fazla konuşacak tarafı yok. Fakat o kadar meydan boş ki. O kadar rahat atabiliyorsun ki. Bu çok garip bir durum yani. Bu kadar çok palavran atabildiği yerde. Ne diyorum? Şunu diyorum. Ya efendim ileri biyolojik arıtma sistemi kuracağım Türkiye'de. Bu yetersiz. İstanbul böyle gitmez. Cümle bu. İki tane daha kuracağım. Lan elde bir tane tek vardı, onu da kaybettin ortadan. Efendim şuna indirim yapacağım. Servis ücretlerini indireceğim. Bekliyorsun. Biz öyle bir şey yapmadık. Nerede geldi bu? Akşam olarak gittik. Öğrendik. Reklamcıya sorununu. Ulan ne diyeyim ben sana? Seçim vaadini reklamcıya sor denir mi? CHP'nin. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Peki 75 bin tane üniversite öğrencisi bekliyor abi ayda 400 lira. Nerede? Yok. Abi adam Kasımpaşa'da gezdim. Tepeye çıktım. Kucaklaştım. Hala gidiyor. Ha, utanmadan taksi. Her şey inecek. Her şey güzel olacak. Taksiye zam. Dolmuşa zam. Suya zam. Ona Hamidiye suyuna zam. Suya zam hikayesinde bir açıklaması var. Zam. Gördün mü onu? Hani konudan konuya atıyoruz ama onu bir CHP ile ilgili mevzu olduğu için hemen hatırlat onu. Ona zam, buna zam, şuna zam, buna zam gidiyor. Rahat rahat gezebiliyor adam. 3 ay oldu da. Hani zaman 6 ay sonra yap. Yok. Hiç gerek yok. İstanbullu buna böyle. Ben yediririm bunları. İstediğimi de yaparım. Tatilime de giderim. Ağaçları, yapraklarını da alkışlatırım. Gövde sizin olsun. Siz bu, görmüyorsunuz ama ben görüyorum diyor. Siz görmüyorsunuz ama hissediyorum ben. Bütün böyle, ağaçlar beni alkışlar. Böyle alkışlar. Bir de enteresan bir alkışlar var. Şey rodeo diyor, yapıyorlar öyle. Ağaçlar. Yani yüzsüzlüğü dibi abi. Yani inanamıyorum ya. Ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar diyor ya. İstanbul'da için olmaz. İstanbul'da için böyle yani. Hani bir güne gitmiş. Hani şey, Berlin'e gitmiş gördüm. Bir güne gitmiş. Ha, bir güne Berlin'e de gitmiş de onun için. Şu DAEŞ'lerin falan bülteni var ya. PKK bülteni gibi çıkan. Orada İstanbul yutturmayacağız. DAEŞ-KPC'nin bülteni. DAEŞ-KPC'nin. İstanbul yutturmayacağız. Biz yedirmeyiz İstanbul'u diyor. O 3 ayda yedir İstanbul ya. Ulan, şimdi bizden başa kimseyi yedirmeyiz demeye çalışıyor abi. Sen anlamıyorsun o mevzuyu. Abi ne demek bu ya? Benden başa kimseyi yiyemez demeye çalışıyordur. Şimdi bak. Her şeyi ucuzlatacağım dedi. Her şey zam yaptı. 1970'li yılların politikaları abi bunlar. Şu hikayeyi CHP göz ardı etmeye gerek yok. Yani milletin feraseti, yaşadığı birebir bizzatı kendini yaşadığı mevzularda hani Türkiye'de ekonomik anlamda bir sorunun olduğu. Sorundan kastım da şu. Ekonomik anlamdaki sorunun hikayesi de şu. Ben hep yayına gelen konuklarımızla, uzmanlarıyla zaman zaman görüşüyorum. Biliyorum. Genel anlamda söyledikleri mesele şu. Ülkede likiditeyle ilgili bir sorun yok ama psikolojik bir bariyer var. Yani hani ya bir dakika dur şu nakiti tutalım edelim fikriyle. Biraz frene basıyorlar insanlar. Ve bastığı zaman da otomatikman bu domino etkisiyle ya da işte kelebek etkisiyle birbirlerini
tetikliyor ve evet. böyle bir psikolojik bir bariyer söz konusu. Bunu zaten kırmaya başladı. Rakamlar bunu gösteriyor diyor. Yani milyonlarca gence istihdam fırsatından tut da Berat Bey'in açıklamış olduğu bu işletmelere yönelik hamleler, onları desteklemek yönündeki hamleler bunlara can suyu oldu. Bunlar olmaya da devam ediyor zaten. Ama dediğim gibi o psikolojik bariyer çatladı, kırılmaya başladı. Öyle söylüyorlar en azından piyasada birebir muhatap olanlar. Hala o bariyer var. Bunu söylemekte fayda var. Bunu kenara tutuyoruz ama böyle bir durumu alıp da felaket tellallığı olarak vay ülke öldü bitti battı cümleleri kurmak doğru bir şey değil. Bak istihdamla ilgili enteresan bilgiler, veriler var. Yani hani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak babından söylüyorum. Yoksa CHP grubunda olduğu gibi kürsüye çıkıp sallayabildiğin kadar sallayabilirsin. Şu kadar işsiz var, şu var, bu var diye alakasız mevzulara şey yapabilirsin. Öldük, aşağı. O kadar. Bak diyor ki her 100 iş yerinde yaklaşık 8.4'ünde açık iş bulunuyor. Birçok şeyler var. Kadınlarda en çok aranan meslek makinacı mesela. Erkeklerde üretim imal işçisi. 20 ve daha fazla personel çalıştığı iş yerlerinden açık iş olan 10 meslek şöyle. Makineci, garson, satış danışmanı, üretim imal işçisi, temizlik görevlisi, tekstilde çaycı, ayakçı, pazarlamacı, sevkiyat görevlisi, kasiyer, bilgi iletişim sektöründe çağrı merkezi müşterisi, bilgisayar elektronik yazılım mühendisi, iş analisti, yazılım destek uzmanı en çok aranan meslekler. Şimdi şunu da söylüyorlar. İşkur da söylüyor bunu. Konunun uzmanları da ifade ediyorlar. Türkiye'de işsizlik var mı? Var ama iş beğenmeme meselesi de var. Tabii. Herkes abi yani benim ofiste olsun işim şu maaşım şöyle olsun, arabam olsun, şu imkanlarım olsun. 3 ay sonra terfi alayım, 5 ay sonra bilmem genel müdür olayım derdinde. Abartarak söylüyorum tabii ki bunu. Ama yani hani şöyle bir iş var, beğenmeme meselesi var. Bunu bir tarafa koydum. Söyledim. 2. Ya bu AK Parti cari açığı artırarak büyüme stratejisi geliştirdiğinde, çünkü onu dengelemek için ithalatı fazlalaştırıyordun vesaire vesaire. Bir aralar 50 küsür milyar dolarlara çıkmıştı cari açıklar. Hı hı. Bir sürü şeyler söylüyordu. Tekerlek yolda patlayacak, ülke bitecek, ölecek, şu olacak, bu olacak. En son Eylül ayı itibariyle 2019'un Eylül'ünde, ki bu süreç aşağı yukarı Haziran'da başladı, 2019 Haziran'da başladı. 57 milyar, 58 milyar dolardan 2018 Mayıs'ından bugün geldiğimiz nokta 6 milyar dolar fazla veriyoruz cari açıkta. Niye konuşmuyorsunuz mesela bunu? Hani cari açık kötüydü, ülke batıyordu. Peki cari açık fazla şu anda. Niye söylemiyorsunuz? Söyleyemiyorsunuz. Neden? Engin? CHP? Engin Altay. Engin Altay'ın dediği gibi siz dünyanın en doğru işini yapsanız da biz karşı durmak zorundayız kardeşim. Evet. Ya şimdi işte bu zihniyette olduktan sonra da söyledim benim açımdan bir anlam ifade etmiyor. Ama beslediğin canavarların ihtiyacı var bu tarz yalanlara. Ver onlar yesinler. Yapacak bir şey yok bu hususta. Ya Murat yani sen Allah bir akıl vicdan, sağlığı versin diyorsun. Sen bir başka vicdan bir şey soruyorsun. Hani biz hepimiz bazen... Öyle sormak durumundasın ama Hikmet. Yani makulü konuşuyoruz çünkü tabii, burada. Yani bu inandığımız şeyi söylediğimiz şey inanmanızı istiyoruz. Benim amacım o. Yani ben inanıyorum çünkü inandığım şeyi söylüyorum. Yaptığımız anlattığımız şeyi tartışalım saatlerce problem değil. Sen vicdandan bahsediyorsun abi. Diyorsun ki bana ben öyle anlıyorum. Ben sıfır geldim. Diyorsun ki arkadaş böyleyken böyleydi. Su yok su yok diye bak suyu koydum al iç. Canım benim kola istiyor bunu götür. Ya böyle ama ben bir bunu getir o da olmadı bunu getir. Diyorsun ki ya vicdansız adam. Ne istediysen getirdik diyorsun bana. Yani böyle bir ufak bir tasvir yaptım. Sen bunlar bunu bekliyorsun. Hani bu Engin Altay'a da bağladın o yüzden. Böyle bir şey mümkün değil CHP için. Biz öyle bir politika, böyle bir vicdan, böyle bir anlayış olma ihtimali yok. Çünkü adamlar buna odaklanmış durumda. Yani onların muhalefet anlayışı. Yıllardır söylediğimiz bir şey var. Karşı konumlanma. Neredesin baba sen? Ben burada oturuyor muyum? Buradayım. Ha bir dakika sen buradaysan ben buraya geçiyorum. Neredesin baba? Vatan, toprak, bayrak. Kim düşman bunlara? PKK, FETÖ, Amerika. Buradayız arkadaşlar. Hiç bu kadar basit anlatır siyaset ilmi. Vallahi basit. İlmi siyaset bu kadar da basit. FETÖ müsün kardeşim? Erdoğan sevmiyor musun? Bugün de FETÖ'cüyüz kardeşim. PKK mısın? Erdoğan'dan nefret ediyor musun? Ediyorum. Yanındayım arkadaşım. Bu kadar süfli, aşağılık bir siyaset anlayışı var. Yani bir de şu var. Yani bütün bunu anlıyorum. Ben vicdan soruyorsun. Ya bu insanda vicdan olur mu? Yani düşünmüyor musunuz? Türkiye'de biz vicdandan, siyasetten çıkmışsın. Sen kürsüden siyaset yapıyorum diye. Aylarca seçilmiş başkan seçilmiş kayyum seçilmiş dediniz. Çıkmışsın ya bu milletin bunca yıl teveccüh ettiği
her girdiği seçimde, hatta tek başına girdiği, yani tek başına derken başka olarak da girdiği seçimde en sonda yine bu halkın yarıdan fazlasının teveccühüne mazhar olmuş bir insan. Seversin, sevmezsin, kanlındır, kan davalındır, o seni bağlar. İnsan zerre kadar saygı duymaz mı? Ya bunlar da tabii ben sana saygı duyayım. Dünyanın en doğru işini yapsanız da karşı duracağız zihniyetinden bir şey çıkmaz. Bak ben sana bir cümle okuyacağım. Nasıl anlıyorsun bu cümleyi? Dediğim gibi yani makulü konuşuyoruz burada. Yoksa işin marjinal kısmını, uçları falan konuşuyorsak bambaşka şeyler söylemek gerekirdi. Anlayacağı dilden mukabele etmek gerekirdi ama gerek yok. Çünkü şu anda bu ülkede makulü oluşturan çoğunluk bu ülkenin zaten geleceğine karar veriyor. Bunu sadece şey için söylemiyorum. AK Partili seçmen için söylemiyorum. CHP'li seçmen içerisinde de makulü oluşturan o kalabalığa içindeki oranları yüksek. Fark etmiyor. İşte o makulleri düşürmek amacıyla çalışıyor bu adamlar. Aman diyorlar. Kesinlikle. Bunları düşünürlerse kötü olur. Seçemezler bizi. Düşünmemeleri lazım. Şu cümleden ne anlıyorsun? İsminin başında ekonomist, profesör vesaire yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, hangi tabloları çizerek milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok. Türkiye teröre yönelik operasyon yapıyor, birileri Türkiye sivilleri öldürüyor diyor. İftira, operasyon, korkutma, Türkiye uluslararası alanda baskılama, bunları görüyoruz. Şimdi bu cümleden şöyle bir şey çıkar mı? Ekonomi kötü diyenler teröristtir. Bu adamlar buradan Amerika'nın keşfini de çıkartır, başka bir şey yapabilir yani. Samimi söylüyorum, Alaska'da balık tutuyor diye. O kadar alakası şeyler çıkartabilirler. Tabii her şey yapabilir yani. Abi. Ayağın kaç numara diye soruyor adam yani. Şimdi bu cümle Berat Bey'in cümlesi. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın cümlesi. Ordu'da yapmış olduğu bir konuşmada şunu diyor. Biz teröre yönelik, terörü bitirmek için operasyon yapıyoruz. Evet, adamlar kalkıyor diyor ki Türkiye sivilleri öldürüyor. Aylardır konuşuyoruz. Koyduk buraya. Duruyor, hepsi sabit. Net, ekonomiyle bilgi. İlgili rakamları veriyoruz. Cari fazlamız tamam. Var, 6 milyar dolar. İstihdamla ilgili attığımız adımlar var. Türkiye'nin ekonomisinin bütün bunlara rağmen yapmış tamam. olduğu meseleler var. Faiz düşerse dolar fırlar, ülke yok olur, yeksan olur, yerle bir olur diyenlere inat. Ekonomik tablolar, işte bak dolar yazıyor orada. Tamam. 5.70 tamam. küsür. Tamam. Bunlar bu hale geldi. Çok güzel. Ama IMF gelmezse ülke batar biter. Siz faizi düşürürseniz dolar mahvolur, ülkede işsizlik artar. Bunu yaparsanız millet aç kalır, ekonomi kötü gidiyor, şöyle bilmem ne diyenlerle Türkiye sivilleri öldürüyor diyenler arasında ne fark var kardeşim cümlesi? Ekonomi kötü diyenler teröristtir eşitlenebilir mi? Ama CHP eşitliyor bunu mesela. Bak ne yaptı geçenlerde bu derecelendirme kuruluşları, ne yaptı ardı ardına? Burada verdik arkadaşlar. Ne yaptı? Türkiye ile ilgili olan değerlendirmelerini revize ettiler. Bir dakika yanlış yaptık. Eksi 2'den bilmem ne çıktı değil mi? Mesela ya bunların yaptığını mesela Fitch bunlar kadar Fitch'lik yapmıyor. Fitch geliyor diyor ki ha yanlış saplamışım pardon. Türkiye galiba büyüyor. Eksiden bilmem ne çıkartıyor. Bak onun yaptığı Fitch'in yaptığını buradaki yani biliyor o kadar Fitch'lik yapmıyor yani. O kendi görevini yapıyor Fitch. Bu şimdi bundan bunu çıkartmak. Abi olur. Çıkartır. Çıkartıyorlar. Yani burada ne var? Ya Trump çıkmış demiş ki arkadaş ya gözüne dizine değsin. Gene vicdanı hani belki kalmıştır. Minik bir tel kalmıştır. Hani vicdanın böyle bam teli yoktur. Bam diye ses çıkmayacak biliyorum. Belki bir tınısı vardır. Allah razı olsun. Ya düşünsenize Trump neydi abi? Türkiye'ye gidirirken. Ya ben ekonomik bir saldırırım size. Daha önce saldırdım. Size destek ederim dedi. Aynı Trump YPG'de ordu kuruyordu ya. Bak aynı Trump, aynı abi. Bin defa söyledik bunu. Bunu itiraf edin artık bunu. Ha tamam olabilir. CHP'nin ve şu anda CHP siyasetinin üretilmeyen o siyasetin hazır verilen projenin içerisinde YPG, PKK var mı? Var. Aslanlar gibi duruyor orada. Hiç kimse inkar edemez. Yani CHP bugün ittifak dediği grupla dahil olmak üzere Kandil'le işbirliği yapıyor mu? Taş gibi de yapıyor. Ortada görünüyor. Şimdi çıkıp ekonomiden bahsediyor. Berat Albayrak'ın yapmış olduğu açıklama kadar makul. Adam olanları bahsediyor aslında. Yani bir durum tespiti bu ya. Ne farkı var? Hakikaten soru, o soru durum tespiti. Çünkü sen Barış Pınarı Harekatı yapıyorsun. Daha önce Zeytin Dalı'nı yaptın. Fırat Kalkanı'nı yaptın. Bunlar birer maliyet. Kolay işler değil bunlar. Ya Türkiye operasyon yapıyor bak. Ya biz bildiğin dolaylı bir şekilde ABD'nin vesayetisiyle savaşıyoruz. Biz bildiğin dünya ile Orta Doğu'da
Üçüncü Dünya Savaşı olmasa bile şu an dünyanın çatışma olan tek bölgesinde savaşıyoruz. Teröristler savaşmıyoruz, yanlış anlaşılmasın. Biz ABD ve diğer müttefik dediğimiz o kişi, onlarla yedidüvelle savaşıyoruz. Bunlar terörist. Bunlara operasyon çekiyoruz, o kadar. Şimdi ama bunların burada... adamları bunlar. Bir adam diyor, ben diyor ekonomiyi bir alırım diyor. Mahvederim seni diyor. Bırak. Ama edemiyor. Ya bunu yapamıyor. Operasyon yapıyorsun. 15 Temmuz'u yaşamışsın. 17-25 yıllık yaşanmış. Bu ülkede taşma hamle yapmışlar. Ona rağmen ekonomi yaktıysa... Bununla ilgili Cemal Enginyurt'un, MHP milletvekili Cemal Enginyurt'un bir açıklaması vardı. Berat Al, yani çünkü çarpıtılıyor bu vaziyette. Bunun üzerine Berat Albayrak Ankara'dır, Berat Albayrak Cumhuriyet'tir sözü de MHP'nin bir desteği olarak görülebilir. Çünkü daha ne takdir edin artık ya, bir yani, şey görün takdir edin ya. Cari açıktan bu ülke batacak diye tam 15 sene köşe yazısı yazdı adamlar ya. IMF giderse batar biteriz. Ya da gittikten sonra gelmez söylüyoruz. Battık batıyoruz. Niye diyorsun? Cari açık. Sen biliyor musun nereye geldiğini? Ya 10 sene 15 sene köşelerde yarın batıyoruz diye cari açık yazan adamlar fazla veriyorsun. Bir dakika o iş öyle değil. Böyle ulan değil. Öyle değildi, ne oldu? Yani diyorum ya vicdana. Bir tane bir haber diyorum. Ya vicdan yok, öyle bir şey seslenmeye gerek yok. Çünkü bunların bu anlamda bir vicdanının olmadığını, vicdanlarını kiraya verdiklerini ya da efendilerine hizmet için kullandıklarını bir şekilde görüyoruz. Ya bugün Star Gazetesi'nde bir haber gördüm Hikmet. Bu terörle ilgili mücadele devam ediyor. Tabii Diyarbakır'daki annelere de buradan selam olsun. 71 gündür devam ediyor oradaki direnişleri. Bir haber okudum. Samsunlu Mutlucan Meşeci. Kim bu? Şehit. Askerimiz. Tamam, biliyorum. Hadi. İki ay önce bir pideciye bir mektup bırakıyor. Mektup bırakıyor. Herkes tamam, pide sipariş vermiş. Şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abi diye bir not bırakıyor iki ay önce. Muhtemelen hani askere giderken, çünkü bunlar piyade uzman onbaşı. Mutlucan Meşeci. Şehit oldu. Şehit oldu. Allah elbette rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Şehadetini kabul etsin. Pideci de bu notu şey yapıyor. Pideci yüzlerce kişi arayıp evet, şehit adına, onun adına ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için evet satın alıyorlar bunlar. Hani şey vardı ya, askıda ekmek hikayesi vardı evet, ya. Evet, evet. Onun gibi pideciden şey yapıp alıyorlar diyorlar. Tabii bu ülkeyi çeşitli cümlelerle kaosa iterek, enseyi karartarak, umutsuzluk aşıyarak, mutsuzluk aşılayarak çökertme zihniyetinde olanlara tokat gibi bir cevap bu. Çünkü bu milletin feraseti öyle veya böyle. Ne sizin bütün aynen. Bu yalan, tezvirat, dolanlarınıza, umutsuzluk aşılamalarınıza, korkutmalarınıza, kaos ortamı oluşturma çabalarınıza rağmen bu millet asla ve kat'a maya temizler, o içindeki ferasetinden aynen taviz vermiyor. Mayası temiz olduğu evet. için de ülkenin geleceğinin mayası. Ne olduğunu net bir şekilde görebiliyor. Evet. İstediğiniz kadar söyleyin. Bak daha önce anlatıyorduk. Çiçek pasajında oturuyorlar böyle. Bir taraftan demlenirken öbür taraftan da kesin geliyoruz. Bu sefer %50 ile geliyoruz. Devirdik, yıktık, ülke bizde falan muhabbetleri. Sonra bakıyorsun. Ondan sonra fiyasko. Bu halk bu anlamıyor. Layık değil falan muhabbetleri yapıyorlar. Yıllarca böyle devam ettiler. Baktılar ki olacak gibi değil. Çünkü gerçekten... Koyun bidon kafalı olarak gördükleri halkı hep bu numaralarla kandırabileceklerini, aşağılayarak yapabileceklerini zannediyorlardı. Baktılar ki olmadılar, taktik değiştirip bu sefer yalanın en büyüğünü atarak yapalım dediler. Hangisi o? İlk seferde becerdiler işte, İstanbul Büyükşehir'de de Ankara'da olduğu ne gibi. Ne kadar büyük atarsak ne kadar büyük atarsak tutar diye ne oldu şimdi, başarılı oldular. Eyvallah göreceğiz, 5 sene sonra ne olacağını göreceğiz ama bu milletin feraseti, temiz kalbi Samsunlu şehit onbaşı için... Böyle atıyor, çarpıyor. Çok güzel. İstediğiniz kadar uğraşın. Ne kadar güzel. Bu damarı, bu damarı kurutamayacaksınız. Evet. Erdoğan diyor ya, diz çöktüremeyeceksiniz. Bilmem şunu yapamayacaksınız, demeyeceksiniz. Ona belki ek olması babından söyleyeyim. Bu milletin ülkesine, milletine, askerine, şehidine sahip çıktığı o damarı da kurutamayacaksınız. Evet. İstediğiniz kadar kötülük aşılamaya çalışın. İstediğiniz kadar umutsuzluk aşılamaya çalışın. Beceremeyeceksiniz. İstediğiniz kadar kaos aşılamaya çalışın. Allah'ın izniyle beceremeyeceksiniz. Evet. Bunların tarlaları sürülmüş olabilir. Bak bu tarlalar sürüldü belli. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şeydir o da lafıdır. Sürülmüş tarladan çıkan bunlar bu ayrı kotları gibidir yalnız. Bu verimli bir tarla değil. Dediğim gibi ben arkasındayım lafımın.
Bu böyle hamaset olsun dedi. Maya temizdir. Bu millet İslam'a hizmeti çok büyüktür. Millet diyorum bak, çok büyük milletiz. Bizim devlet geleneğimiz de var şurada. Ha, tarla bir ara sürülmüş, bunlar çıkmış. Ha, olmuştu zamanında Anadolu topraklarında olmuştu. Biz boşuna demiyoruz Bizans oyunları diye. Beylikler döneminde de olmuştur daha önceki. Dünya tarihinde insanoğlunda hep bunu deyince, o onu öldürdü vurdu deyince hep o örneği veririm ben. O konferansta çok kullandığım bir ifade. Böyle ne olacak? Ya diyorum ya, buna şaşırmayın. Felaket tellallığı yapmayın. Toplumlar içerisinde bu şeyler olur. İnsanların suç her zaman vardı. İlk örneği de Habil ve Kabil'dir diyorum. Örneği budur yani. Daha hep öyle söylüyorum ya, esprisi de vardır bu işin. Ya dünyada iki tane delikanlısınız yani. Neyi paylaşamıyorsunuz dünyada? Hani işin de ironik anlatımı. Şimdi arkadaşlar yani sen dediğim gibi tarla sürülmüş, çıkmış bu ayrikotları. Verdiğim örneğin dibine kadar arkasındayım. Çünkü gördük. İspatladılar bize. Bak her işte bir hayır vardır. İstanbul CHP İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın Ankara'sı, işte Tunç Seyar orada İzmir'de. Bir şeyleri görmek durumunda. Biz biraz önce düşünmekten bahsediyoruz. CHP'nin en büyük korkusu CHP seçmenlerinin düşünmeye başlamasıdır. Onların düşünmesini durdurması lazım. O yüzden sabah akşam küfrediyor. Yani sözünü yaptı da o. Benim karşı olduğum şey bu zaten. Düşünmeyi durdurun diyor. Durun, düşünmeyin. Bil ki sabah kalktığında iki adet küfür, sabah kahvaltı yapma, bir adet sövgü, bir tane de bilmem ne dersen, anti Erdoğancı bir, ya geçen şöyle bir espri olur mu? Ya 10 tane aynısı yapıldı da geçenlerde, ya Allah bu milleti korusun, Rabbim bu millete işte bekasını baki kılsın falan işler söylüyor adam. Bayrağımızı korusun, barış harekatı deyince hemen AK Partili misin? Aa, sen de mi AK Partilisin? Ya bak, diyen bir kafa var. Abi böyle bir kafa var. Harş maalesef. Ulan ben partili olmak zorundayım ki. Bayrak dedim, toprak dedim, tamam, ezan dedim, ordumuz dedim. Ulan biz binlerce yıldır bu yeryüzünde böyle vardık zaten. Sen nereden çıktın? AK Partili misin? Aa, sen de mi AKP'lisin diye bana soruyorlar diyor. Ve bunun mavrasını yapmışlar sosyal medyada. Şaka gibi geliyor insanlara. Arkadaşlar samimiyetle söylüyorum, bu doğru. Böyle bir şey var. Dışarıda konuşurken de hiç tanınmamış akrabayı tahrikattan ve arkadaşlardan biliyorum. Konuşurken dikkat ediyoruz abi diyor. Dikkat ediyor. Ha, burası CHP'li ise çok fazla böyle olumlu şeylerden bahsetmeyin. Ne demek olumlu? Yani böyle siyaset ama işte bak ordumuz savaşıyor. Mehmetçiğimize yazık. İşte bilmem. Onlara destek olalım. Bayrak, Türkiye, hay Allah falan. Büyümek çok önemli, büyümek. Abi böyle şey bahset. Oturup küfretmeye başlayacaksın. Adam yine koyuyorlar seni diyor. Kimler? CHP mantalitesi. Böyle çalışıyor çünkü. Ya bayraktan, topraktan bahsedince sen de mi AKP'siz demek, ne demek ya? Bu ne demek ya? Sen nereye aitsin? Onu merak ediyorum. Senin bayrağın ne? Toprağın nerede? Nereden geldin? Soyun sopun ne? Cibilliyetin ne? Kim ekti seni? Nereden çıktın? Bunu sorarım ben de sana kardeşim. Burada ayrışmayalım diyorum ama maalesef sözcü ve cumhuriyet iki tane çıban başı bu ülkede bunları yapıyor. Bunların görevi bu. Senin o meşhur lafından üzerinden gidiyorum. Canavar besliyor bunlar. Kesinlikle öyle yapıyor. Baktığı canavar zayıflıyor. Abi galiba bayrak var. Galiba ordumuz savaşıyor. Hemen canavar diyor. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Erdoğan diyor sarayı bilmem ne yapmak için orduyu gönderdi. Heh, oh rahatlıyor sonra. Kim? Bunlar. Biz küfürbaz oluyoruz. Söyleyecek bin tane laf var da. Doğru. Şimdi birkaç tane son sayfa haberiyle bitirelim, fazla vakit kalmadım. Bu ara ekranınızda şehide de buradan bir kere daha Allah'tan rahmet Allah diyelim. Rahmet eylesin, evet. Piyade uzmanın başı Beşeci'ye. Allah şehadetini kabul etsin. Mekanı âlâ olsun diyelim. Amin. Eğer hani sevap niyetine şey yapacaksanız pide alabilirsiniz Samsun'dan. Onu da söyleyelim. Şimdi bir kişi var İstanbul'da. İstanbul'un çeşitli semtlerinde aslında bir Osmanlı geleneği olan bir şeyi yaşatıyor. Bu da şu, biliyorsun Osmanlı'da özellikle Ramazan ayında hayırsever zenginler farklı farklı tanınmamak için oturduğu semte değil de çok farklı semtlere giderek veresiye defterini açıp sayfaları sildirirlerdi. Toplam ne kadar tuttu? İşte 10 altın, 20 altın, bilmem 10 akçe benden falan gibiler. Neyse bütçesi falan. Hatta onunla ilgili olarak da ona da bir ismi vardı, özel bir ismi vardı ama şu an tam hatırlayamadım ismini. Öyle bir gelenek vardı. İstanbul'da da birisi, kim olduğu belli değil, gizemli bir hayırsever, böyle bir şey yapıyor.
geçtiğimiz aylarda kapıya para bırakma hikayesinden tut da işte yine bu vaziyette bakkala gidip borç sildirme hamleleri yapıyordu. Şimdi o Tuzla da ortaya çıkmış tekrar. İlginç. Evet, yani zarf içinde para dağıtan, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli hayırsever diyor. Sabah gazetesinin son sayfasını okuyorum. Tuzla da ortaya çıktı diyor. Adını soran bakkala, bir tek burayı beğenmedim. Adını soran bakkala Robin Hood deyin yeter demiş. Robin Hood değil de hani en azından başka bir şey diyeydin keşke ama biliniyordur diye herhalde söylemiştir. Mahalle bakkalı Tuzla'da 30 yıldır diyor burada esnaflık yapıyorum diyor. Bu mevzuyla ilk kez karşılaşıyorum diyor. Borcunu ödeyemeyen, geçinemeyen kişilerin borcunu ödeyeceğini söyledi diyor. Ve hakikaten borçları ödedi. İhtiyaç sahiplerine de zarf içerisinde para bıraktı. Sokakta geçen bir çocuğa da 50 lira verdi. O da çok sevindi etti falan cümlesi söylüyor. Böyle bir şeyimiz var. Hani Robin Hood'umuz var öyle söyleyeyim. Madem kendisine öyle söylenmesini istiyor. Böyle bir şey var. Osmanlı'daki o şey hikayesi işte az önce bahsettiğim gibi askıda ekmek gibi ya da diğer vesileler gibi. Bu vaziyette özellikle Ramazan ayında esnafın borcunu daha doğrusu milletin esnafa olan borcunu silen bir şey vardı. Hayırlı davranış vardı. Böyle bir isim de Tuzla'da şimdi ortaya çıkmış. Daha önce başka yaptığı yardımları Allah kabul etsin. Yani ihtiyaç sahibi insanlara darda kalana yardım etmek bizim dinimizde en önemli sevaplardan bir tanesi diyeyim. Yuvarlak olarak söyleyeyim. Doğru. Osmanlı kelimesi Osmanlı diyorum. Robin Hood kelimesine de şöyle takılayım. En azından bir cümle söyleyelim. Dediğin doğru. Hani belki çok kısa kestirmeden derdini anlatmış yani. Birazcık. Hani bize anlatacak şöyle falan filan diye. Ama filmlerle, bilimlerle millet biliyordur. Tabii ya, ama tabii yani bu kesinlikle bu şeye yapmış olduğu yardıma, bu insani duruşuna, bu merhamete, bu vicdana sahip olduğu için çok takdir edilmesi bir işti. Ama unutmayalım sen örneğini verdin ya girişte. Belki de onu da kastederek ona maltuf söyledin onu. Yani bizde bu değerler vardı zaten. Vardır yani. Bu topraklarda vardır. Hani kaç CHP bu toprak deyince kızıyorlar. Hikmet. Geçen gün olay oldu. İnternette çok konuşuldu birkaç ay önce. Norveç'te bir tanesi topladığı elmaları poşete koyup bilmem şey yapıyor da millet geldi geçerken alsın falan hikayesi diye bir şey çıktı hatırlıyorsun. Değil mi? Yani hani Norveç'te yapınca içerideki şeyler ezikler. Vay Norveç'e bak insan hakları millet ne kadar böyle kibar düşünceli falan filan. Ya Anadolu'da hala yapılıyor. Yüzyıllardır yapılıyor ya, zaten bu. Hatırlatayım Osmanlı yani, döneminde. Ya geçtim Osmanlı hala vardır tabii, Anadolu'da. Osmanlı yani, saraylarında Osmanlı'nın külliyelerinde. Bahçelerinde çeşmeler yapılırdı. Orada kuşluklar vardır. Değil mi? Kuşlar susuz kalmasın diye oraya çeşmeler yapılırdı. Yani biz böyle bir medeniyetin evlatlarıyız yani. Doğru. Hayır, ama tamam o arkadaş bunu yaptı. O derdi kısa anlatmak için söylemiş olabilir ama doğru. Biz bunu bu şekilde bir dakika kaldı. Kadınlara kötü haber. Aha. Amerika'daki Columbia Üniversitesi'nde sana bana da kötü haber gelecek onu da söyleyeceğim. Hürriyet'in son sayfasında. Kadınlara kötü haber varsa da dolayısıyla var. Geliyor zaten yok, haber. Ayrıyeten daha kötü yani. Haber var. Ama bizi yansıtma abi. Tek yaş ortalaması 33 olan 112 kadın üzerinde bir araştırma yapmışlar. Columbia Üniversitesi'nden 30, Amerika'da. Evet, 30. 30. Yaş ortalaması 33 olan 33. 112 kadın. Saat 18'den sonra alınan kalori ağırlıklı olarak kadınlarda kalp krizi riskini artırıyormuş. Saat 18'den sonra alınan her kalori. Bu bizim bir şey. Kan şekerini ve tansiyon dengeli tutmalarının daha zor olduğunu söylemiş. Günlük kalori ihtiyacının 130'dan fazlasının tüketilmemesini tavsiye etmişler. Bu kadınlara yönelik. Bize yönelik de şu. Senle benim için de sabahtan akşama kadar. Avustralya'da bir araştırma var. 500 erkek. 45 yaşın üzerindeki 500 erkek. Yani bana değil de sana bunu söylüyor özellikle. Tabii. Ben o mevzuya dahil değilim. Gelişme kaslı erkeklerin kalp krizi veya felç geçirme ihtimali %81 azalıyormuş Hikmet. Yani bu kastan kasıt. Oh çok rahat. Göbek kası değil yalnız. Çok rahat. Kaslı erkekler daha az kalp krizi değil mi? Tamam. Oh çok rahat. Ya göbek kasından bahsetmiyor yalnız. Oturuşum bile değişti yani. Bu kameraman falan der ya. Dolayısıyla yani hakikaten bunlar, biraz spor yapmak lazım. Yağ oranını düşürmek lazım. Güzel diyelim. Haber. Ama yani şu bu haberlere çok fazla itibar etmeyin arkadaşlar. Bunu da ama söyleyeyim. Eskiden şey derlerdi, İsviçreli bilim adamları derler. Şimdi üniversitenin ismini veriyorlar. Ulusal Avustralya Üniversitesi 45'in üzerindeki üniversiteli kim? 3 tane adam bir oturuyorlar bir program yapıyorlar kendilerine. Değil öyle değil. Öyle değil. İnan, konuşuruz çok peki. Çok neden mi? Günün manşetini bu iki haberle bitirdik. Yarın benden saat 11'de Hikmet Genç'le karşınızda onu okumu duyuyor. Hepinize iyi günler diliyoruz efendim. Hepsi bu haberle. İyi.